Amerika'nın sesini Washington stüdyolarından merhaba, ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika ve dünyadan öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Yayınımıza önemli bir haberle başlıyoruz. Trump yönetiminde yaprak dökümünün devam ettiğini gösteren bir haber bu. Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldı. Trump bu konudaki açıklamasını Twitter üzerinden yaptı ve Tillerson'ın yerine atanan kişinin CIA Başkanı Mike Pompeo olduğunu bildirdi. Pompeo'nun boşaltacağı CIA Başkanlığına ise ilk kez bir kadın getirilebilir. Haberin yankıları sürüyor. Bu görev değişimlerinin nedenleri ve bundan sonrasına ilişkin beklentiler neler? Bunları Mehmet Toroğlu ile konuşacağız. Mehmet, çok da sürpriz değil aslında, değil mi karar? Neler söylersin? Evet, Trump'ın göreve geldikten sonra görevden alınanların oranına baktığımızda gerçekten yüksek bir oran. O açıdan evet, çok sürpriz diyemeyiz. Zaten Tillerson'da Başkan Trump arasında gerilimlerin olduğu yönünde haberler uzun süredir çıkıyordu. İkili birçok konuda görüş ayrılığına sahipti. İlk açıklamayı senin dediğin gibi Trump bu sabah Twitter üzerinden yaptı. CIA direktörü Mike Pompeo yeni Dışişleri Bakanımız olacak. Harika bir iş çıkaracak. Rex Tillerson'a hizmetlerinden dolayı teşekkürler. Gina Haspel yeni CIA direktörü olacak ve bu görev için seçilen ilk kadın, hepsini tebrik ediyorum diye yazdı. İşte Trump Twitter'da bu satırları yazarken Tillerson Afrika ziyaretinden daha yeni dönmüştü. Hatta saat de verelim. Saat sabaha karşı 4 civarında yaklaşık bir haftadır bulunduğu Afrika'dan Washington'a dönmüştü. Bundan 5 saat sonra 9 civarında, 9 sularında da Trump işte görev değişikliği duyurusunu Twitter üzerinden duyurdu. Daha sonra bir yazılı açıklama da yayınladı Trump. Pompeo için Mike'ı son 14 ayda çok iyi tanıdım. Bu kritik zamanda bu iş için doğru kişi olduğuna eminim ifadesini kullandı. Kaliforniya hareketinden önce de Andrews üstünde gazetecilerin sorularını yanıtladı Trump. Orada da Tillerson'ı görevden alma kararını kendisinin verdiğini söyledi. Tillerson'ın şimdi çok daha mutlu olacağını söyledi. Kendisi ve Tillerson'ın uzun bir süredir bu konuyu konuştuklarını ifade etti. İran anlaşmasını örnek verdi. İran anlaşması gibi bazı konularda, meselelerde görüş ayrılıklarına düştüklerine dikkat çekti. Aynı şekilde düşünmüyorduk, farklı zihniyete sahiptik dedi. Bunun ötesinde de bir somut bir gerekçe sunmadı Trump neden görevden aldığı konusunda Tillerson'ı. Tillerson yerine aday gösterdiği Pompeo'nun da enerjisini ve zekasını övdü. Tillerson'a, dediğimiz gibi, Tillerson'la Trump arasında sık sık medyada işte görüş ayrılıklarına dair haberler çıkıyordu. İran'la nükleer anlaşma, işte Tillerson İran nükleer anlaşmanın terk edilmemesinden yanaydı. Trump'ın bu konudaki sert tutumuna karşı çıkıyordu. İklim değişikliği konusu, Rusya konusu, Kuzey Kore konusu ilginç. Mesela geçen hafta Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la ilk kez görüşmeyi kabul ettiği açıklamaları yapılırken Tillerson'a haber verilmediği haberleri yine medyaya yansımıştı. Çemberin dışında tutulduğu haberleri yansımıştı. NBC News'un geçen Ekim ayında geçtiği bir haberde Tillerson'ın Başkan Trump için moron dediği iddia edilmişti. Tillerson bu tür haberlere rağmen Trump'la ilişkisinin güçlü olduğu noktasında ısrar etti. Aralarında gerilim olduğu söylentilerini reddetti ama bu moron dediği ifadesini açıkça yalanlamaması da dikkat çekmişti. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın kararı hakkında Tillerson'a Cuma günü bilgi verildiğini, ancak bakanın Afrika ziyareti devam ederken bunu açıklamanın uygun görülmediğini söyledi. CNN televizyonu da bu kişinin Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly olduğunu söyledi ama Kelly'nin ne zaman görevden alınacağına, bu karar ne zaman hayata geçirilecek konusunda bir tarih vermediğini öne sürdü. Ancak Dışişleri Bakanlığı'nın kamu diplomasisinden sorumlu müsteşar yardımcısı, ki Steve Goldstein, ama eski müsteşar yardımcısı demek daha doğru olur. Çünkü bu açıklamadan kısa süre sonra Goldstein'i de görevden aldı Beyaz Saray. O da şöyle demişti görevden alınmadan önce: Trump'ın Tillerson'la bir diyaloğunun olmadığını, yani görevden alma gerekçesini hiçbir zaman izah etmediğini söylemişti. Başkan Trump'la Tillerson'ı bu sabah ya daha önce konuşmadığı ve görevden ayrılma denediğini Tillerson'ın bilmediğini, bunu Tillerson'ın da Twitter üzerinden öğrendiğini söylemişti. İşte Amerikan kamuoyu da bunu şu anda sıkı biçim, sert biçimde tartışılıyor. CIA'nin başına aday gösterilen, CIA direktörüne aday gösterilen Gina Haspel'dan da kısaca bahsedelim. Eğer Senato'dan onay alır da görevine resmen başlarsa, bu kurumun başına getirilen ilk kadın olacak Gina Haspel. Pompeo'nun, eski diyeceğiz, CIA direktörü Pompeo'nun yardımcısıydı. Tayland'da kara bölge olarak anılan ve suda boğulma hissi veren waterboarding gibi yöntemlerin uygulandığı belirtilen bir CIA hapishanesinin başındaki isim de bu açıdan Kongre'den Haspel'ın ismine itirazlar geldiği yönünde haberler de var.
ikilini hem Haspel hem Pompeo Senato'da ilgili komisyonlardan adaylık oturumlarına katılacaklar. Daha sonra Senato'dan onay aldıkları takdirde resmen görevlerine başlayacaklar. Evet, Mehmet Toroğlu Rex Tillerson istifası ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Bize yayınlarımızda kararın Washington'daki yansımalarını aktarmayı sürdüreceğiz. Hatırlatalım. Aslında Mehmet Toroğlu da söz etti. Başkan Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasındaki anlaşmazlık konularından biri Kuzey Kore'ydi. İşte Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılacak görüşme Washington'un en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Henüz görüşmeyle ilgili ortada hiçbir somut ayrıntıysa yok. Geçen hafta açıklanan görüşme planı tüm dünyada büyük sürpriz etkisi yarattı. Başkan Trump, Kuzey Kore liderini aylar boyunca aşağıladı. Rocket Man. Roket adam intihar misyonuna kalkıştı. Trump şimdi ise Kuzey Kore'nin nükleer programını kısıtlamaya yönelik son diplomatik girişimin gurur ve mutluluğunu yaşıyor. Herkes savaşa gireceğimizi söylüyor. Sonra birdenbire görüşme yapacağız diyorlar. Füzelerin uçuşma riski ortadan kalkıyor. Hatta nükleer silahlardan vazgeçmek istiyorlar. Görüşme tarihi ve yeri için yakında karar verilecek. Beyaz Saray'a göre Trump-Kim görüşmesi halen planlamanın erken aşamalarında. Bu olası görüşme üzerinde anlaşmaya varıldı. Ek koşullar söz konusu değil. Kuzey Kore nükleer silah ve füze denemelerinde bulunmayacak. Amerika ve Güney Kore'nin ortak düzenlediği askeri tatbikatlara da karşı çıkmayacak. Trump, geçmiş yönetimleri Kuzey Kore'nin nükleer tehdidini etkili bir biçimde bertaraf edememekle suçluyor. Obama yönetiminde görev yapan bir yetkili, Trump'ın hem riskli hem de yüksek getirisi olan bu kumarla ilgili şüpheleri olduğunu söylüyor. Kuzey Kore'yi sadece bir toplantıdan sonra tüm nükleer silahlarından ve füzelerinden vazgeçirmek gerçekçi olmayan bir hedef. Kimse bunun gerçekleşmesini beklemiyor. En iyisi bu işi aceleye getirmemek. Diplomasiden yanayım ama diplomasinin de doğru yapılması gerekiyor. Eğer doğru adımlar atılmazsa, örneğin tüm umudunuzu sadece bir toplantıya bağlarsanız ve evdeki hesabı çarşıya uyduramazsanız zıtlaşma riski yükselir. Trump da bekle gör politikasından yana. Ne olacağını kimse bilmiyor. Olur mu olmaz mı kim bilebilir. Belki daha oturur oturmaz masadan kalkarım. Belki de tüm dünya ve Kuzey Kore dahil tüm ülkeler için tüm zamanların en iyi anlaşmasını imzalarım. Umarım gelişmeler bu yönde ilerler. Her iki partiden de kongre üyeleri Pyongyang hükümetinin niyeti konusunda derin kuşku içinde. Ancak tüm dünyayı korkutan nükleer tehdidin diplomasi yoluyla çözüme ulaştırılması olasılığı reddetmesi oldukça zor bir seçenek. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Trump yönetimi Çin'den Amerika ve Çin arasındaki ticaret açığını azaltmak amacıyla 1 milyar dolar istiyor. Talep, Başkan Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasını öngören ve şiddetli uluslararası tartışmalara yol açan kararını açıkladığı döneme denk geldi. Başkan Trump kısa süre önce paylaştığı Twitter mesajında Washington'un Çin'le ilişkisinin şimdiye kadar iyi gittiğini yazdı. Ancak Çin'i Amerika ile arasındaki ticaret açığını azaltmaya yönelik bir plan hazırlamaya çağırdı. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders'a göre Trump yönetimi haksız olarak nitelediği ticaret politikalarına karşı tavır alıyor. Başkan Amerika'nın bazı ülkelerle arasındaki ticari dengesizlikleri ele alma konusunda son derece açık bir tavır sergiledi. Trump, Amerika'nın ticarette çok uzun süredir suistimal edildiğini düşünüyor ve başkan olduğu sürece buna izin vermeyeceğini söylüyor. Başkan Trump, çeliğe %25, alüminyuma da %10 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararı imzaladı. Karar, Trump ve uygulamanın yarardan çok zarar getireceğine inanan Cumhuriyetçi Partili çok sayıda siyasetçi arasında bölünme yaşanmasına yol açtı. Açıkça görülüyor ki özellikle Çin başta olmak üzere bazı ülkeler ellerindeki talep fazlası çelik ve alüminyumu adeta üzerlerimize döküyor. Bununla daha akıllıca, daha hedefe yönelik şekilde başa çıkabiliriz. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ticari ilişkileri ele almak üzere kısa süre önce ekonomi danışmanlarını Washington'a gönderdi. Beyaz Saray, görüşmelerin süreceğini bildirirken Çin, Amerika'ya ticareti koruma amaçlı araçları itidalli kullanması çağrısında bulundu.
ticaret savaşı çıksın istemiyoruz. Uluslararası kurallar, özellikle de Dünya Ticaret Örgütü'nün kuralları doğrultusunda adım atmak niyetindeyiz. Çin ve Amerika bu açıdan şu anda danışma süreci içerisinde. Elbette her türlü olasılığa hazırız. Trump'ı en çok eleştiren siyasetçilerden biri olan Senato'daki Demokrat Parti lideri Chuck Schumer, hedef Çin olduğu sürece başkanı destekleyeceğini açıkladı. Sayın Başkan, Çin'e odaklanın. Çin'in üzerine gidin ve bunu hedefe yönelik şekilde zekice yapın. Çin'den ziyade müttefiklerimizin canını sıkacak politikalar üretmeyin. Çin, dünyanın en büyük çelik ihracatçısı. Amerika, 2017 yılındaki çelik ithalatının sadece %2'sini Çin'den karşıladı. Devrim Oral, Amerika'nın Sesi, Washington. Londra ile devam ediyoruz yayınımıza. Zira İngiltere'nin gündemi eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi geçtiğimiz haftadan beri gündemde, bu var. Londra'dan gelen açıklamalar hayli sert. Başbakan Theresa May, olayın ardında Rusya'nın bulunduğu görüşünde. Rusya ise bu iddiaları sert biçimde reddediyor. Şimdi Londra'dan Barış Çimen karşımızda. Barış, geçen haftadan beri gündemde bu haber var. Nedir son açıklamalar? Rusya, İngiltere'ye sinir gazının kanıtlarını bizimle paylaş o halde dedi. Başlık bu. Önceki eylemlere benzerliğinden olsa gerek, eski Rus casusu Skripal'in bu şekilde zehirlenmesi İngiltere'de devlet düzeyinde Rusya ve Putin adlarını daha olayın ilk ortaya çıktığında telaffuz ettirmişti zaten. Panik açıklamaların ve Rusya'ya yönelik neredeyse tehdit içerikli sert mesajların yerini daha sonra itidalli açıklamalar almıştı. Kanıt olmadan böyle konuşmamak gerekir gibi eski Rus ajanı ve kızının sinir gazıyla zehirlendiği bir haftadır zikrediliyordu zaten. Ancak ilk kez dün Başbakan Theresa May açıktan seslendi. Bu olayın arkasında Rusya ve Vladimir Putin'in olduğu kuvvetle muhtemel. Ya eski ajana İngiltere hesabına çalıştığı için ceza vermek istediler ya da kendi tekellerinde olan o tür sinir gazının kontrolü artık kendilerinden çıktı ve bu saldırıyı başkaları gerçekleştirdi. Başbakan bu çerçevede yaptığı konuşmayı hem de parlamento oturumunda gerçekleştirdi ve Rusya'ya ultimatum verildi. Putin bunu 36 saat içinde açıklasın. İşte hala o zamanın içindeyiz şimdi. Ancak zamanı beklemeden Rusya'dan gelen açıklamalar da çok manidar. Madem öyle, suçlamaları bize yönlendiren kanıtları paylaşın. Saldırıyı kabul etmek ya da bir açıklama getirme çabası bir yanda dursun, İngiltere'nin sergilediği tutumu topa tutmuş durumdalar. Peki İngiltere acaba neden bu kadar sert tavır aldı? Geçen haftaki yayınlarımızda uzmanların sinir gazları hakkındaki açıklamalarını aktarmıştık. Sinir gazı denilen şey bir kimyasal silah sonuçta ve insan yapımı. Belli maddelerin bileşiminden laboratuvarlarda oluşturuluyor ve her sinir gazı aynı değil. Bu seferkinin analizlerde ortaya çıkan formüle ve İngiltere'ye göre Rusya yapımı olduğu söyleniyor. Adı bile var. Novichok. İşte İngiltere'yi Rusya ve Putin'e ultimatum verme noktasına getiren bilgi bu bilgi. Epeydir ilişkiler gergindi zaten. Putin'in adı Amerika'da başkanlık seçimlerine online hileler karıştırmaktan tutun, Brexit gibi İngiltere'yi AB'den ayırma ve sanki birliği bölme amaçlı referandum sonucu tezgahlamaya kadar birçok gizemli olaya karıştırmıştı. İngiltere'ye AB ve Washington destek oldu. Şimdi Başbakan Theresa May, İngiltere topraklarında Rus yapımı bir sinir gazı saldırısının hesabını Putin'e soruyor. Amerika Dışişleri İngiltere'nin arkasında olduğunu açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı da Almanya olarak destek verdiklerini duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da aynı şekilde. Dışişleri Bakanı Boris Johnson bu dış desteği televizyon haberlerinde anlatırken AB Dış Politika Başkanı Federica Mogherini de sözcüsü vasıtasıyla birliğin eğer Başbakan Theresa May isterse İngiltere'nin arkasında duracağını açıklıyordu. Peki Rusya ne yaptı? Dışişleri Bakanı Lavrov, Theresa May'in dünkü konuşmasına sirk benzetmesi yaptı. Saldırıyı kabul etmediklerini ve bu saldırı üzerinden yaptırımlarla kendilerini tehdite cevapsız kalmayacaklarını açıkladılar. Rusya'yı bekleyen yaptırımlar neler? Peki daha geçen hafta Brexit konusunda Avrupa Birliği ile kıran kırana pazarlıklarla ilişkileri gerilen İngiltere şimdi AB'den tam destek almış durumda. İsterse Rus diplomatların ayrılmasını isteyebilir. Rus politikacı ve iş adamlarının İngiltere'deki mal varlıklarını dondurabilir ki 1991'den bu yana Rusya'dan Londra'ya akan yolsuzluk paraları Londra'nın adını Londongrad olarak anılmasına sebep olmuştu.
Futbolda Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nı boykot edebilir. Rusya'nın yaptıklarına karşılık karşı siber saldırılarda Rusya'nın kurumlarını işlemez hale getirebilir. Ve daha kim bilir neler yapabilir Mehtap. Onu da ilerleyen günlerde göreceğiz, paylaşacağız. Evet, Rusya ve İngiltere arasındaki kriz tırmanacak gibi görünüyor. Teşekkür ediyoruz Barış Çimen'e. Londra'dan Texas eyaletine uzanıyoruz. Amerika'nın başkent Austin'e uzanıyoruz. South by Southwest bugün müzik festivalinin açılışıyla devam ediyor. Aslı Pelit ayrıntılarla karşımızda Skype üzerinden. Aslı, Austin'den haberler sende. Nedir orada durum? Evet Mehtap, Texas'tan, güneşli Texas'tan merhabalar. South by Southwest son hızıyla devam ediyor. Senin de söylediğin gibi müzik ve bu daha da kalabalıklaşmasına yol açacak gibi görünüyor. Çünkü müzik kısmı için buraya gelen kesinlikle gösterilen ilgi daha fazla. Şu ana kadar gözüme çarpan hafta sonu boyunca yapılan ve önemli aralarında Londra Belediye Başkanı Melinda Gates, Elon Musk gibi önemli isimlerin de katıldığı konferanstaki kadın katılımcıların fazlalığı dikkat çekiyor. Gerçekten bu sene Southwest'i kadınlar ele geçirmiş durumda diyebiliriz. Nereye bakarsanız bakın, kadınları bu konferanslara katılırken dinleyici olarak ya da konuşmacı olarak görüyoruz. Tabii yine de teknoloji alanında bu yeni sayılar eşit olmadığı için daha çok görülmesi ve daha çok katılım sağlanması gereken bir kısım. Onun dışında yeni teknolojiler, Google'ın Alphabet şirketinin ürettiği Waymo, kendinden kullanabilen arabanın tanıtımı tabii ki de ilgi çekti ve biraz evvel de bu arayla ilgili olarak yaratıcılar sorularını cevapladı katılımcıların. Ve herkesin en büyük sorusu, arabalar birbirine çarpacak, sistem çökerse ne olacaktı? Ama anladığımız kadarıyla Google buna bir çözüm bulmuş. Dün Austin şehrinde meydana gelen ve üçüncü kez meydana gelen bombalı paket biraz tabii ki de Austin'de hayatı etkiledi diyebiliriz. Ama polis güçlerinden verilen habere göre bunun South by Southwest'e ilgisi yok. Fakat Austin şehrinde önemli siyah aileleri hedef alan bir seri bombacı var. 2 Mart'ta ilk bombayı bir eve göndererek bir rahibin oğlunu öldüren bomba, bu sefer yine önemli bir ailenin oğlunu ve bir de komşuyu öldürdü. Henüz bu kişilerin kimliği belirlenmedi. Onun dışında South by Southwest'i çok etkilemese bile Austinlilerin bu durumdan pek de hoşnut olmadığını görüyoruz. Ne de olsa posta idaresiyle gelen bir bomba oldukça korkutucu. Fırtınanın gelmesi de Kuzeydoğu'ya, belki de South by Southwest'i etkiledi. Çünkü fırtına yüzünden birçok insan dün ayrıldı Austin'den. Halbuki fırtına yine olduğu gibi pek New York'a çarpmadan devam etmiş yoluna. O yüzden South by Southwest'te müzik festivaliyle devam edeceğiz. Size buradan en son bilgileri vermeye. Söz tekrar sende. Teşekkür ederiz Aslı. Texas'ın başkenti Austin'den, South by Southwest Festivali'nden bildirdi son durumu Aslı Pelit. Onu da dediği gibi ilerleyen yayınlarda oradaki gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Böylece Washington'dan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölüm yayını sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz için internet adresimizi hatırlatalım. amerikanınsesi.com. Yarın yine bu ekranda buluşmak üzere. Hoşça kalın.